Merhaba arkadaşlar, Donanım TV'ye hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla, yeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Konu olarak seçtiğim şey ise Darboğaz, yani botlenek denen olay arkadaşlar. Darboğaz kimilerine göre bir hurafeydi bu zamana kadar, ancak gerçeğin ta kendisi olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Arkadaşlar, Darboğaz bilgisayar bileşenlerinin tümünde oluşabilecek bir olaydır. Örneğin şöyle bir misal verelim. İnternet hızınız diyelim ki 100 megabayt bölü saniye, yani saniyede 100 megabaytlık veri indirebiliyorsunuz. Ancak hard diskinizin kapasitesi, yani yazma hızı saniyede 80 megabayt. Bu bir darboğazdır. Hard diskiniz internet hızınıza darboğaz yapacaktır. Yani 100 megabayt indirseniz bile hard diskiniz 80 megabaytla kayıt edebileceği için hard diskiniz internet hızınıza yetişemeyeceği için darboğaz oluşacaktır. Biz bu darboğaz olayını ekran kartı ve işlemci üzerinden işleyeceğiz bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, oyun oynayanların, gidip bir hevesle ekran kartı alanların başına gelebilen bir olaydır bu darboğaz olayı. Genellikle darboğazı yapan bileşen işlemcidir. Eski bir sisteme gidip de yeni çıkan son model ya da orta seviye bir ekran kartı aldığınızda darboğaz yaşamamanız kaçınılmazdır. Darboğaz nasıl yaşanıyor peki? Onu şöyle anlatmaya çalışayım size. Oyunu başlattığınız zaman SSD veya hard diskinizden veriler RAM'e yüklenir. Hani bilgisayarda loading ekranları vardır ya oyunlarda. İşte o ekran karşınıza geldiğinde hard diskinizden veriler okunarak RAM'e alınmaktadır. Çünkü RAM daha hızlı işlem yapabilmek kapasitesine sahiptir. Yani RAM dediğimiz VRAM'den bahsediyoruz. Daha sonra VRAM'deki veriler ekran kartına aktarılır arkadaşlar. Yani GPU'ya aktarılır. VRAM'den alınır. GPU'ya gönderilir. Orada işlenir ve tekrar CPU'ya, yani bilgisayarınızın işlemcisine postalanır. Burada önemli olan ekran kartının ve CPU'nun uyumlu çalışmasıdır. Peki darboğaz nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar şöyle söyleyelim. VRAM'den gelen verileri, ki bu veriler oldukça hızlı gelmektedir. GDDR5 bellekler, 5X bellekler var artık biliyorsunuz. Ekran kartınızın işlemcisinde oldukça hızlı bir şekilde işlenir. Ve bu işlenen veriler tekrar CPU'ya gönderilir. Bilgisayarınızın işlemcisine. Eğer bilgisayarınızın işlemcisi yavaşsa, eski model bir işlemci ise, ekran kartının o pasladığı, gönderdiği yoğun veriyi işlemekte zorlanır. Ve darboğaz meydana gelir. Ekran kartınızın gücü ne olursa olsun, isterse Titan V ekran kartı, 1080 Ti ekran kartı olsun, işlemciniz yavaşsa hiçbir işinize yaramayacaktır arkadaşlar. Peki darboğaz olduğunu nasıl anlayacaksınız? Yeni, kaliteli, güçlü bir ekran kartı aldınız, bilgisayarınıza taktınız, driverlarını filan her şeyini kurdunuz ve muazzam bir oyun keyfi bekliyorsunuz. Oyununuzu açtınız ama baktınız ki oyunda takılmalar olmaya başladı. Evet, bu bir darboğaz işareti olabilir. Gözle görüyorsunuz. Ancak farklı nedenlerden de oluyor olabilir. Bunu anlamak için hemen bir MSI Afterburner programını bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Ve OCD'de göster seçenekleri var. Malum hepiniz biliyorsunuzdur bunu. FPS değerinin dışında GPU kullanımı ve CPU kullanımını aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Oyun oynamaya başladıktan sonra bu ekrandan değerleri takip ediyorsunuz. Ve eğer ki CPU kullanımı %80, %90, %100 iken GPU kullanım değeriniz %30, %40, %60, %70'lerde ise bilin ki CPU'nuz, yani bilgisayarınızın işlemcisi, ekran kartınıza darboğaz oluşturmaktadır ve kendisine gönderilen işleri yetiştirememektedir arkadaşlar. Bunu şöyle anlatabiliriz. Genellikle bir şişe örneği verirler ama ben oyunun örneği vermeyeceğim size. Kafanızda canlandırın hemen. Hallerde veya manavlarda bilirsiniz ki kamyonla gelen karpuzlar aşağıya boşaltılır. Nasıl boşaltılır? Kamyondan bir ya da iki kişi karpuzları tek tek aşağıdaki şahsa atar. O da yere doğru dizer arkadaşlar. Şimdi bu olayı şöyle düşünün. Kamyonda 4-5 tane eleman var. Hepsi karpuzları alıp aşağıya gönderiyor ama aşağıda sadece bir tane eleman var. Sizce aşağıdaki eleman yukarıdaki 4-5 tane elemanın attığı karpuzlara yetişebilir mi? Maalesef yetişemez. İşte aynen bu şekilde arkadaşlar, darboğaz dediğimiz oyunlarda yaşanan darboğazın asıl nedeni bilgisayarınızın işlemcisidir. Peki bunu önlemek için neler yapacaksınız? Hemen ondan da bahsedelim. İşlemci değiştirme şansınız yok. Bütün bütçenizi ekran kartına yatırdınız. Pişman oldunuz, ancak bunun üstesinden bir şekilde gelmeniz gerekmekte. Peki ne yapacaksınız? Arkadaşlar bunun için de oyunu oynarken
mümkün olan bütün ayarları açacaksınız. FX AA'sından tut da bütün ayrıntıları ultraya getireceksiniz oyunda. Peki bunu neden yapıyorsunuz? Ekran kartına maksimum yükü yükleyebilmek için arkadaşlar. Ekran kartını normalden daha fazla meşgul edeceksiniz ki bilgisayarınızın işlemcisine işlem yapabilme zamanı tanıyabilelim. Umarım anlamışsınızdır. Veya yeni bir işlemci alabilmek için bütçe sahibisiniz, yani imkanınız var. O zaman da ekran kartı fiyatınızın minimum yarı fiyatında bir işlemci alacaksınız arkadaşlar. Gerçi bu söylediğimiz olay biraz eskiye de dayanmakta. Yani şu son gelen ekran kartı zamlarından sonra bunun da pek bir mantığı kalmadı ama 1000 liralık bir ekran kartı aldıysanız en az 400-500 TL'lik bir işlemcinizin olması şarttır arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Zaten videoda da ekran görüntülerini koyacağız. Orada da darboğaz yaşandığını daha net göreceksiniz. Oyun oynarken takılmalar olduğunu göreceksiniz. Çift işlemcili bir bilgisayarda yüksek güçlü bir ekran kartının nelere yol açtığını videoda görüyor olmalısınız. Evet, şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın diyorum.